Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgü anlatımında sizlere iplikten düğme nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. Elimizde kalan ipliklerle ya da ördüğümüz örgüyle arkadaşlar şöyle çok hoş çok güzel düğmeler yapabiliriz. Yaptığımız örgünün ipliğiyle. Şu ipleri bırakmamın amacı da kendi ipiyle dikecek olmam arkadaşlar. Şöyle düğmemi yapıyorum. Arkasında da bir miktar ip bırakıp o iple herhangi yaptığım örgünün üzerine dikiyorum. Malzeme olarak bir miktar ip, bir kalem, bir tane de iğne kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle büyük iğne kullanıyoruz bir tane. İğnemize uzunca bir ip geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi düğmemin yapımını anlatıyorum. Kalemimize şu şekilde bakın. Şu şekilde ipliğimizi tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kez sardım. Şöyle hemen alttan geçirip bir tane çıkardım. Bakın. İpimi sabitliyorum şu şekilde. Sardığımız ipi kalemimizin üzerinde birkaç yerinden sabitliyoruz. Ve şöyle çıkarıp arkadaşlar bakın bir tane boşluğum oluştu. Şimdi bu boşluğumun içerisini güzelce bir şekilde ipliğimle sarıyorum. Şöyle alttan alıyorum. İpimi sarıyorum. Eğer daha büyük, daha küçük düğme yapmak istiyorsanız arkadaşlar, küçük düğme için tığınıza sarıp yapabilirsiniz. Büyük düğme için de şu parmaklarınıza sarıp yapabilirsiniz. İstediğiniz parmağınıza, istediğiniz boyutta düğmenizi yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. İpiniz de kalınsa birkaç tane sarın, ince ise biraz daha fazla düğmenizin alt kısmına sarıp yapabilirsiniz. Şu şekilde doldurarak ilerliyorum. Bu düğmelerle verelerinizi, patiklerinizi de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Alttan alıp üstten çıkararak düğmemizi iyice dolduruyoruz.
Eğer ipiniz de kısa gelirse arkadaşlar, tekrardan iplik ekleyebilirsiniz. Çok sıkı dolmanıza da gerek yok arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok şık düğmeler yapabiliriz ipliklerle arkadaşlar. Şöyle. İplikten düğme yapımı bu kadar arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.